Ayşe'nin marifetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle mutfağımızda 3. tarifimiz ravioli yapıyoruz. Makarna tarifi, İtalyan makarna tarifi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Bugünkü tarifimiz bu. Bunu yapacağız birlikte. Şöyle yakından gösterelim. Hemen tarife geçiyoruz. Evet, tarifimize geçtik arkadaşlar. Ravioli için şimdi burada 300 gram kıymam var. 2 tane orta boy soğanım var. Boyutlarını gördüğünüz için makineden çekmedim. Şöyle 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biberim var. İstediğiniz gibi baharatları damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz tabii ki de. Biz bugün kıymalı, soğanlı, baharatlı yapmak istedik. Ravioli biliyorsunuz arkadaşlar. Hamurumuzu ben her defasında anlatıyorum çünkü sürekli yeni arkadaşlarımız katılıyor içimize. Onlar açısından aydınlansınlar diye, bilgi sahibi olsunlar diye anlatıyorum. Makinemiz burada, makarna makinemiz. Bu un özel arkadaşlar, semolina unumuz, şöyle göstereyim. Yani irmik unu arkadaşlar. Bir de beyaz un karıştırıyoruz arkadaşlar. 100 gram semolina unu, 100 gram normal un oluyor. Yumurtamız da arkadaşlar, bu hamurun oluşumunu anlatıyorum şu anda. 3 tane tam yumurta, 1 tane sarısı, yani 4 yumurtanın 1 tane beyazını ayırıyoruz arkadaşlar. Bu hamuru elde edebilmek için. Biz eşimle şöyle yapıyoruz. Bayağı bir hamur ben yoğuruyorum. Bu şekilde küçük küçük yapıp buzluğumuza atıyoruz. İstediğimiz zaman çıkarıyoruz. İstersek tagliatelle, istersek tortellini, istersek ravioli. Ve bunlar arkadaşlar biz yayınlamaya başladığım zaman arka arkaya başka video koymamaksızın sadece makarna tariflerini vereceğim. İtalyan orijinal makarna tariflerini arka arkaya vereceğim ki sizler de hani oynatma listesi de oluşturacağım bunun için. Video çekebilirsiniz veya bir yere ekleyebilirsiniz diye size kolaylık olsun diye arkadaşlar. Şimdi ben bunu dediğim gibi 3 yumurtadan 4 yumurtadan 1 yumurtanın akısını ayırdım. 100 gram semolina, 100 gram beyaz un koydum. Güzel bir hamur elde ettim arkadaşlar. Bunu buzluğa koydum. Bugün istedi canımız çıkardık. Şimdi tabii bu kıvama gelmesi gerekiyor buzdan. Biraz sökülmesi gerekiyor. Bunun için de arkadaşlar yarım bardak normal un, yarım bardak da semolina unu aldım yanıma. Çünkü bu yumuşak olduğu için biraz kıvamı getirmemiz gerekiyor. Biraz sert hamur olması gerekiyor. Böyle mantı hamuruna benziyor daha çok makarna hamuru. Sonra da arkadaşlar eşim yardımıyla makine işi onun sağ olsun bana yardım edecek. Şimdi arkadaşlar ilk önce kıymamızı, harcımızı hazırlayalım. Bunlar bir 5-10 dakika dinlenirken hamurumuzu çekip hemen raviyollere başlıyoruz. Soğanımızı şöyle güzel ince ayarda, bakın şöyle ince ayarda olsun, daha rahat kullanırız arkadaşlar, çalışması olur. Şimdi hemen şöyle baharatlarımı atıyorum. Kimyon, karabiber, tuz, birer çay kaşığıydı. Şöyle soğanı sıkmadım, suyunu özellikle. Çünkü sıktığımız zaman da hani kıymayı biraz hafiften sulandırmamız gerekecek. Ondan dolayı sıkmadım, rahat kullanımın açılımı olsun diye. Çalışması rahat olsun diye. Şimdi şöyle güzelce bir harmanlayalım. Şöyle güzelce. Arkadaşlar hamur nasıl yoğrulur? İtalyan orijinal hamuru nasıl yoğrulur? Birinci tarifte hepsini ayrıntılı bir şekilde eşimle gösterdik. Tagliatelle yapıldığı zaman ki videomda olacak. Onu ilk önce zaten birinci olarak yayınlayacağım ki hamur nasıl yoğrulur, nasıl dinlendirilir, hepsini ayrıntılı bir şekilde verdik. Diğerleri de aynı şekilde devam ediyor. Dediğim gibi sizler de benim gibi pratikliği seviyorsanız böyle müsait olduğunuz zaman evinizde kırın yumurtaları, dökün hamurunuzu, ununuzu, şöyle yoğurun, koyun güzelce steçleyin buzdolabına arkadaşlar, refrijerinize. İstediğiniz zaman sadece bir hamur iç harcına, hamur olduğu için sadece iç harcına koyup koyup güzelce İtalyan makarnalarınızı
Hemen yaparsınız, haşlarsınız, güzelce afiyetleyersiniz arkadaşlar. Diğer tortellini biz arkadaşlar peynirle ıspanaktan yaptık. Çok güzel oldu. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şöyle biraz daha yoğurayım anlatırken. Baharatlarla, soğanlarla pişiyor içinde. Çok lezzetli oluyor. Kesinlikle onu da tavsiye ediyorum. Yapın arkadaşlar. Tabii ki de başka tariflerimiz olacak. Ama istediğiniz malzemeyi koyabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Bizim seçeneğimiz bunlar. Tercihimiz. Şimdi kıymamız güzelce oldu. Ben bunu hemencik seçleyip dolaba kaldırıyorum. Hamurumuzu halledeceğiz. Hazırlayacağız. Şu şekilde makineden çıktı arkadaşlar. Bizim için bu boyut yeterli. İncelik yeterli. Çok ince olmasına gerek yok ravyon için. Şimdi bunun altına çok ince bir şekilde un serpiştirdim. Bu şekilde olması gerekiyor. Yoksa masadan veya tahtadan kaldıramayız. Şurada böyle hafiften biraz elimizi batırmak için un bıraktım arkadaşlar. Şu şekilde koyabilirsin canım. Evet, hamurları böyle sıraladık. Açtık, harika oldular. Şöyle alabilirim istersen. Şöyle ben alayım unumu. Tamamdır. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar şöyle yavaştan göstereceğim hemen. İsterseniz raviolinizi kare şeklinde yapabilirsiniz. İsterseniz benim yaptığım gibi D şeklinde de yapabilirsiniz. Ben her ikisini de kullanıyorum. Çok da güzel oluyor. Bugün D şeklinde yapmak istiyorum. Şöyle kıymamızı şöyle koyalım. Miktarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz siz. Şöyle güzel güzel koyalım. İsterseniz arkadaşlar bunun piştikten sonra 200 derecede, onu da anlatayım. Güzelce yaptıktan sonra tepsi, yağlı kağıdım hazırladım. Tepsimizde 200 derece 4-5 dakika veya 7 dakika fırınınızda diyorum arkadaşlar. Şu üzeri kuruduğu zaman hemen alacaksınız. Sonrasında isterseniz buzluğa koyabilirsiniz bitmiş şekilde. Şöyle katlıyoruz, bu arada anlatırken yapıyorum arkadaşlar. İsterseniz buzluğa kaldırabilirsiniz. Yapmak istediğiniz zaman birazcık yumuşaması, buzun sökülmesi yeterli. Hemen üzerine domates sosu ve fesleğenli güzel bir sos yaparak üzerine döküp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi benim küçük bir aparatım var. Şöyle bir plastik oyuncak kapağı benim. Ama çay bardağın ağzıyla da kesebilirsiniz. Ben şu şekilde göstermek istiyorum. İki çeşit göstereceğim size. Yağmur daha geldi. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle yavaş yavaş şöyle kesiyorum arkadaşlar. Bakın. Hemen. Tamamdır. Bakın bu şekilde D oldu. Şöyle göstereyim. Ben böyle yapacağım. Hepsini sizlere göstereceğim. Bir de bardak da keseyim. Hemen onunla da göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, isterseniz şöyle bardakla da kesebilirsiniz. Daha rahat da oluyor. Ama ben bunu seviyorum. Rahat oluyor benim için. Şöyle bardakla da kullanabilirsiniz. Şimdi köşelerini, böyle uçlarını, şöyle bir aparatım var arkadaşlar. Bu şekilde de hani kesip daha gösterişli olmasını isterseniz yapabilirsiniz. Biraz uğraşmanız gerekiyor. Bakın şimdi hemen kestim. Şöyle tamamını göstereceğim yaptığım zaman. Şöyle dilimli dilimli oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle ikinciyi göstereyim. Şöyle bir aparatla yaptım. Hamur hani kesme kartıyla. Bakın. Bir ikinci modelimiz de bu şekilde oluyor. Şöyle sıkıştıralım. İsterseniz dediğim gibi D şeklinde yapın. İsterseniz bu şekilde yapın arkadaşlar. Tamamen damak tadınızı uygun olanı yaparsınız. Göz zevkinizi, hangisi güzel geliyorsa o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi ben hamurumun içine koydum kıymalarımı. Şöyle katlıyorum. Tekrardan çok kolay, hiç
bir şey yok. Hızlı hızlı şöyle birlikte hemen şöyle yapayım buradan. Kolay olsun. Bakın şöyle kesiyoruz. Şurayı alıyoruz ki tırtıklı görünsün. Bir de burayı alıyoruz. Bu kadar. Hemen şöyle kenara alalım. Şuradan koparıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Hemen şöyle ucundan alıyoruz. Arkasından da alıyoruz ki şekli güzel görünsün. Bakın hepsini ben bu şekilde sırayla yapacağım arkadaşlar. İsterseniz boyutlarını biraz daha büyük yapabilirsiniz. Eşim hepsini bu şekilde istiyor. Böyle kare olsun dedi. Ben de yuvarlak yapmaktan vazgeçtim. Tamamen böyle sıralı dizeceğim arkadaşlar. İki yüz derece ısınmış fırına şöyle hemen götürüyorum. Üstü kuruyana kadar arkadaşlar 5-6 dakika yetiyor benim fırınım için. Şöyle güzelce raviyolilerimiz kurusun. Hemen getiriyorum. Evet arkadaşlar, raviyolimiz bitti. Şöyle gösterelim raviyolileri. Yakından. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bitmiş hali. Şöyle bir not düşmek istiyorum. Ben buzdolabımda, difrizimde böyle kurutmak için, hani buzlukta dondurup saklamak için arkadaşlar, yerim olmadığı için hani 200 derece fırında 5 dakika kurutuyorum. Ondan sonra poşete koyup direkt buzluğa atıyorum. Difrize atıyorum veya ama buzluğunuzda, difrizinizde yer varsa ilk önce bunları hani tepsiye dizdik ya, o şekilde buzluğa atıyorsunuz. Bir gece kalıyor. Böyle buz oluyor tamamen, takır takır. Ondan sonra bir poşeti topluyorsunuz. Tekrar difrize atıyorsunuz. İstediğiniz zaman alıyorsunuz. Kaynamış suya atıp o şekilde yiyebiliyorsunuz. Ama benim difrizim çok dolu. Buzluğum çok dolu olduğu için arkadaşlar, yerim olmadığı için ben genelde bu şekilde yapıyorum fazla olanları. Şimdi bu da fazla olduğu için arkadaşlar, güzelce bir 5 dakika 200 derece fırında kuruttum. Şimdi poşete koyup doğru difrize atacağım. İstediğim zaman yiyeceğim. Ama dediğim gibi siz fırınlamayabilirsiniz. Doğrunuzda yer varsa o şekilde donduktan sonra poşete toplarsınız. Doğru tekrar dolaba atarsınız arkadaşlar. Şimdi bugünkü tarifimiz bitti arkadaşlar. Ayşe'nin Marifet Delileri kanalında ravioli yaptık. Gerçek İtalyan makarnasının bir farklı bir tarifi bu da arkadaşlar. Biliyorsunuz bu 3. tarifimiz oldu. Farklı tariflerle karşınıza çıkıyoruz. Bakalım bundan sonraki tarifimiz ne olacak? Bu da sürpriz olsun. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bugün tarifimiz Ayşe Marifet Delileri kanalımda bitti. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Not olarak soslu yapılmış tabak resmim var arkadaşlar. Fesleğenli domates soslu bir tabak resmim var. Videona onu ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Hoşçakalın.